tarz benim. Gökçe Markal podyumda. Macera başlamadan önce düzenli yapıyordum. Gelirken de kurabiye yedim, tatlı şeker yedim, yedim sonra. İlerleyen saatlerde çikolataya yumuluyorsunuz galiba. Evet. Ben hele deli gibi yerim yani çikolata. Aferin. Demek ki kilo alacaksın. Yok, almıyorum aslında. Kaç şeydir yiyorum liseden beri. Alışverişte ne kadar koştuğuna yiyorum. Bağlı. Bayağı koşturuyorum ama bilmiyorum ya. Peki spora gidiyorsun. Evet. Spor salonuna mı, dışarıda mı koşuyorsun? Spor salonunda. Spor salonunda soralım. Bakalım. Zeynep. Yani spora giderken gayet normal. Hepimiz spora giderken böyle gidiyoruz. Ama çanta olmayabilirdi. Ya da çanta varsa üstüne bir sweatshirt olabilirdi. Hı. Şey, tezat olmuş yani ama gayet sportman. Üşüdüm zaten. Özden. Yani olması gerektiği gibi bende de bütün parçalarından var sanırım üstündeki. Bir gün aynı giyelim. Tamam, bir koşarız. Zaten çok benzetiyorlar bizim tarzımızda evet. Gökçe'yle. Ben televizyonda seni görünce ben sanıyorum. Düşün öyle. Güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın Gökçe? Hazırım. Hadi koş bakalım. Koşayım. Koş. Şimdi düşünüyorum. Tamam. Spor salonuna giriyorum ben de. Bakıyorum şöyle bir genel. Bir sürü spor yapan kız var, erkek var. Evet. Aralarından sıyrılır mısın diye bakıyorum. Hayır, sıyrılmazsın. Tamam, tight'ı giydin penye, üstüne penye tişörtü de giydin. Evet. Hop, pembeli grili spor ayakkabılar. Tamam, spora gidiyorum. Sen bu tarz benim yarışmacısı Gökçe Markalsın. Her zaman söylediğim bir laf var. Bakkala giderken bile tarz olmanız gerekiyor sizin. Şu an tarz mısın? Değilim demek ki anladığım kadarıyla. Hiçbir şey yok üstünde yorum yapılabilecek. Çok sıradan, çok vasat. Çok tatlısın, okey. Pembe sana çok yakışmış, okey. Bunu sizden duymak çok üzücü kalbim. Ama bir numaran yok Gökçe, canımın kulaklığım içi. Kulaklığım var. Yok, yok işte değil yani. Bu çok sıradan geldi bana. Ay Gökçe, hiç senden bunu beklemezdim. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Yani zaten sen busun, senin yaşındakiler zaten hep bu. İşte böyle renkli papuçlar, onlar, bunlar yani. Benim yeğenlerim var 11 yaşında, ikisi de 11. Evet. İşte böyleler yani, sen bir şey... Ama sporda yaratıcı ne yapabilirim ki? Kafana bir bant takabilirdin, havlu. Bant bana hiç yakışmaz. Bileğine takardın, bir şey yapardın. Saat değil mesela. Mesela pardon Nur, araya girdim. Aa, yok yok. Beline bir şey takabilirdin. Yani bir adım sayacı bile taksan mesela, atıyorum. Yine bir numara çekmiş olursun. Bu gri pembe çok sıradan. Yani bir pembe bunalımı yaşıyorum şu an. O pembe bir kere o üstündeki tişört baymış seni. Bari orada bir mor olsaydı böyle, floresan bir mor falan, bir şey olsaydı, kontrasın hiç yok yani. Hayal kırıklığına uğradım, bizim duvarlarla aynı renk olmuşsun. Bak burada bile bir mavi var, evet. Bir kontrast var. Sende ne var? Hiçbir şey yok. Masamızda bir tane var yani, yakışıklı. Maşallah. Süzüm süzü böyle yapıyorsunuz bak geçerken. Hani geliyorsunuz ya. Farkında değilim o kadar. Flört ediyorlar. Ay evet, kendi bilgi kendinize böyle kaynıyorsunuz. Kaynıyorsunuz. Kendi ya rezil oldum. Hayır, böyle bir
poz yapıyorsunuz. Yani bizi kale almıyorsunuz Ivana'yla. Böyle onun önünden geçerken bir şey yapıyorsunuz böyle. Aa, çözemedim sizi. Tamam, bir daha yapmayacağım. Aa, yok yok. Diyorsunuz ki biz bu ikisine yanaşmayalım, biz Kemal'e ya, yanaşalım. Size çöp bile vermem ben. Aşk olsun. Ay var ya, ben aslında çünkü çok güzel bir çocukluk da yaşadım. İyi geçti çocukluk. Ama hala ama travma var. Ama hala bu içimde bir kız çocuğu var, büyümemiş. Onlar o sizle gelince böyle o da çıkıyor ortaya. Ivana. Gökçe. Merhaba. Ne türlü spor yapıyorsun? Alet çalışıyorum ben. Yani alet. 3 hafta önce öyleydi. Peki bu şimdi yaşta. Ne yapıyorsun? Şu an yapmıyorum spor. Yok, şu anda hazırladın ve ne yapacaksın? Koşacağım yürüme bandında. Başka? Sonra ne yapabilirim? Her şey olabilir yani, sorun değil. Şimdi üzerindeki spor gibi duruyor ama spor için değil bunlar. Spor yapmak için değil. Yani özellikle tişört. Açık diye mi? Açık kumaş ve daha yapışık ve destekli bir, sütyenli bir tişört kullanmalısın. Çünkü bundan spor, ben sık spor yapan bir kadın olduğum için yani nasıl giymelisin sadece peynirli bir tişört kısa, göbeği göstereyim değil. Gerek yok. Tight'ların biraz kalın, çok ter tutar ve koşmak ve de şey yüksek performans için. Bu ince aslında, ben içine tight giydim çok zayıfım diye. Bacaklarım doğru kumaş kötü. Değil. Spor yapmak için bu kumaş değil. Aa, bir yere ha. Çıkacaksın. Kumaş olarak. Abi. Evet, değil. Saat var elinde. Onu da anlamadım. Spor nasıl yapacaksın o koskocaman saatte? Ve özellikle kulakların da o kadar büyük ki sen koşarken onlar zaten zıplar gider yani. Hiçbir şey spor yapmak uygun değil üzerinde. Yani spor olarak duruyor ama... Ben şu an size anlatınca hepsini fark et, aydınlandım. Evet, bence kararlar. Gökçe, çok tatlısın ama... Tarz değilsin. Rela, tarz değil. Yıldız'ı kaçırdı. Ivana. Şöyle. Mantıklı değil. Moral olsaydım. Mantıklı değil güzelim. Hiç o bile yok. O bile yok, evet. Seni yerine alıyorum Gökçe. Şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Melisa Şahin. Onda da benim, trak da benim, gözler üstümde. Bu tarz benim, moda da benim, trak da benim, gözler üstümde. Bu tarz benim, bu tarz benim.